Herkese iyi akşamlar. Ben Serdar Hakan Düzgören. Yeni bir webinarımız ile beraberiz. Bu akşamki webinarımızın konusu Backburner 2020 ile bir render farm oluşturmak. Bu programın nasıl bir şey olduğunu öğreneceğiz arkadaşlar. Nasıl bir render farm oluşturacağımızı öğreneceğiz. Kullanımı oldukça basit, karmaşık değil. Birazcık ağ bilgisi istiyor. Network'ten basit bir şekilde anlamanız yeterli olur. Ondan sonra bu render işlemlerinde size bayağı kolaylıklar sağlayan bir program. Özellikle iş yerinizde, şirketinizde olan bilgisayarları render işleminde kullanmanızı sağlayan bir program. Kullanımı dediğim gibi basit. Şimdi yavaş başlayalım. Bu Backburner için öncelikle ne gerekiyor? Gördüğünüz gibi 64 bit bir işletim sistemi gerekiyor. Bunu Windows ve Linux üzerinde kullanabiliyorsunuz. Sağlam bir network'ünüzün olması lazım. Network'ünüzde problem olursa bilgisayarlar birbirini görmeyeceği için render işlemlerinde sıkıntı yaşayabilirsiniz. Web üzerinde kullanabiliyorsunuz. iOS, Android cihazlarınızda kullanabilirsiniz. Web sunucu oluşturabilirsiniz. Tabii bu web üzerinde kullanmak biraz daha teknik kısma giriyor. Birazcık da yazılım bilgisi de gerekiyor. Bugün kısaca ondan da bahsederiz. Şimdi bu webinarda neleri işleyeceğiz? Kısaca onlara değinelim. Lokal bir server oluşturmayı öğreneceğiz. Backburner'ın kurulum ve ayarlarına bakacağız. Render işlemine bakacağız. Animasyon render nasıl alınır ona bakacağız. İş yönetimine bakacağız. Web monitörüne bakacağız. En son bir soru cevap yapacağız. Webinarımızı böylece bitirmiş oluruz. Şimdi Backburner'da lokal server'ı nasıl oluşturuyoruz arkadaşlar? Öncelikle Backburner'ın her şeyi yöneten Manager denilen bir ekranı var. Bu zaten siz Maya, Max kurduğunuz zaman peşi sıra Backburner'da içlerinde otomatik olarak geliyor ve otomatik olarak bilgisayarınıza kurulan bir yazılım. Hani ara Autodesk klasörü içerisinde Backburner diye bulabilirsiniz. Manager'ı çalıştırdığınız bilgisayar ana bilgisayarınız oluyor. Ve tüm bilgisayarları o yönetiyor. İş gönderimi, iş paylaşımı, işte tek kare ya da split render alma işlemleri var Backburner'da. Hani her bilgisayara tek parça render de aldırabiliyorsunuz. Ya da bir sahnenizi işte atıyorum ağınızda 10 bilgisayar var. 10 bilgisayar kullanıyorsunuz. Ona böldürüyorsunuz. 10 parça halinde render ediliyor. Daha sonrasında serveriniz onu birleştirip tek kare haline getiriyor. Bu tabii sizin belirleyeceğiniz bir seçenek. Sonrasında bu ana bilgisayar bir ağ üzerinde olması ve ağ üzerindeki diğer bilgisayarlarla sorunsuz bir şekilde iletişimde olması gerekiyor. Bunu az önce de söylemiştim. Önemli bir husus arkadaşlar bu. Bilgisayarınızın işletim sisteminin Windows 10 64 bit olması lazım. Home veya Pro fark etmiyor. Windows'un iki versiyonunu da kullanabilirsiniz. Sonrasında ana bilgisayar üzerinde tam paylaşım yetkisi everyone verilmiş olan bir klasör gerekiyor arkadaşlar ki yapılan renderler buraya kaydedilsin ve tüm bilgisayarlardan da buraya sonsuz şekilde erişim hakkı olsun. Sonrasında ana bilgisayarınızın lokal IP'si sabit olmak zorunda. Örneğin modem bilgisayarınıza 192, 168, 1, 115 verilmiş ise ana bilgisayarınızla ağ ayarlarında bu IP adresini IPv4 bölümünde elle girerek verirsiniz. Bir daha değişmez. Sonrasında ağdaki kaç makine kullanacaksınız işte 3, 4, 5, 10 artık kaç bilgisayarınıza render yaptıracaksınız. Arkadaşlar hepsinde server denilen bir programımız daha var.
Bu backburner klasörü içerisinde yer alır. Ana bilgisayarda manager çalıştırıyorsunuz. Diğer bilgisayarlarda server programını çalıştırıyorsunuz. Sadece çalıştırmanız yeterli. Bu şekilde hazırlamış oluyorsunuz. Şimdi cool'un ve ayarlarına gelelim arkadaşlar kısaca. Az önce de belirttiğim gibi Maya veya Max'e beraber kurulu geliyor. Atıyorum 3ds Max 2020 versiyonunu kurduysanız Backburner'da 2020 versiyonu kurulmuş olacaktır. Ama siz alt versiyonları da kullanabilirsiniz. Yani herhangi bir sıkıntı çıkmaz. Backburner için belli zaman aralıklarında güncellemeler de yayınlanıyor arkadaşlar. Onları da takip edebilirsiniz. Hatta Backburner sürümünüz 2020 olur. Sizin 3ds Max ya da Maya sürümünüz 2018, 2019, 2016 da olabilir. Yine kullanabilirsiniz. Şimdi diğer önemli konulardan birisi de arkadaşlar Backburner kaç bölümden oluşuyor? Manager, Server, Monitor. Şimdi bu üç husus Backburner içerisinde çok önemli. Manager az önce de bahsettiğimiz gibi render yapacak bilgisayarları yöneten programımız. Server bilgisayarlar render yaptıran programımız. Monitör de renderlarınızı takip ettiğiniz program. Orada işte hangi bilgisayar hangi render işlemini yapıyor. Ondan sonra render işleriniz bitti mi bitmedi mi bir problem oluştu mu oluşmadı mı gibi durumları anlık olarak takip edeceğiniz ekran. Şimdi menajerimizin ayarları var arkadaşlar. Bu ekranda gördüğünüz gibi. Menajeri sadece ana makinenizde çalıştırıyorsunuz. Başka bilgisayarda da menajeri açarsanız hatlar karışır. Doğru düzgün bir verim alamazsınız. O yüzden hangi bilgisayarı ana bilgisayar yaptıysanız sadece onu da çalıştırın. Menajeri ilk çalıştırdığınızda karşınıza böyle bir kurulum ekranı geliyor. Bunu bir kere gösterir. Tüm ayarlarınızı buradan yaparsınız. Bir daha da size bu ekranı göstermez. Tabii Max'i sıfırlamadığınız sürece Max'i sıfırlarsanız bu ekranla tekrar karşılaşacaksınız. O yüzden sadece bir kere gösterilen bir ekrandır. Ayar penceresi sadece değiştirmeniz gereken yer Default Job Handling alanıdır. Bu alan nasıl istenilen bilgiler. Şuradaki port ayarları vardır. Bunlara kesin kes dokunmuyorsunuz arkadaşlar. Bunlar böyle varsayılan olarak kalsınlar. Do nothing hiçbir şey yapma demektir. Şu kısımdan bahsediyoruz arkadaşlar. Delete it hemen sil anlamına geliyor. Şimdi bunları böyle Türkçe karşılıklarını da size belirteyim. Hepsinin ne işe yaradığını birazdan anlatacağım detaylı olarak. Delete after işin kaç gün sonra silinmesi gerektiğini belirtiyorsunuz bu alanda. İşin arşivit işin arşivlenip arşivlenmeyeceğini belirliyorsunuz. Arşiv after ne kadar süreyle arşivde kalacağını belirtiyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunlar sizin ne işinize yarayacak? Bir render işlemi gönderdiniz. Render işlemini gönderdikten sonra bu yapılan render işleminin hafızada tutulup tutulmayacağı anlamına gelen Do Nothing vardır. Do Nothing'i seçerseniz sonsuza kadar o iş sizin monitör ekranınızda belirecek ve hafızada tutacak. Bu da bilgisayarınızda bir süre sonra şişmelere sebep olacaktır. Delete it tavsiye edilen bir yöntem. Arkadaşlar en çok tercih edilen yöntemdir. Render işlemi bittikten sonra silinmesi. Böylece bilgisayarınıza da ekstra yük olmaması sağlanıyor. Delete after. Mesela siz bu işi birkaç gün bilgisayarınızda tutmak istiyorsanız bu delete after'ı kullanabilirsiniz. Archive it. İsterseniz arşivleyebiliyorsunuz. Hani arşivde saklarsınız. Belli bir süre sonra tekrar o işi render ettirebilirsiniz. Archive after ise ne kadar süreyle arşivde kalacağını belirliyorsunuz arkadaşlar.
Tüm bu adımları yaptıktan sonra OK butonuna tıklıyoruz ve ayar penceresini kapatıyoruz arkadaşlar. Ve böylece backburner çalışmaya başlıyor. Dikkat ederseniz TCP, IP ve diğer alanlardan hiç bahsetmedik. Olay değişmiyor. Değiştirirsiniz, diğer tüm ayarları manuel olarak yapmanız gerekiyor. Her bilgisayarda tek tek. Bu da birazcık zahmetli bir durum oluyor. En iyisi oralara dokunmamak. Çünkü server olarak çalıştıracağınız bilgisayarlarda da port numaraları aynı geliyor. Şimdi arkadaşlar manager çalıştıktan sonra sizin karşınıza böyle bir pencere çıkartıyor. Bu pencerede bilgisayara gelen işler, hangi bilgisayarın ne iş yaptığı gibi ayarlar varsa bir hata falan buradan da takip edebiliyorsunuz. Bu ekranda ayrıca backburner diyor, pardon. Kayıt olan bilgisayarların listesini de görebilirsiniz. Mesela atıyorum bilgisayarınız var. 10 bilgisayarın hepsinde server'ı çalıştırdınız. Sonrasında bu ekranda işte atıyorum bilgisayar 1, bilgisayar 2, bilgisayar 3 şeklinde. Burada kayıt olduklarını görürsünüz. Kayıt olmayan bilgisayarları da burada görebiliyorsunuz. Ve herhangi bir sorun oluştuğunda direkt gidip bilgisayar başından da müdahale edebilirsiniz. Backburner Server, az önce bahsettiğim ana bilgisayar dışında çalıştıracağınız, bilgisayarda kullanacağınız program. Şimdi şöyle bahsedeyim arkadaşlar kısaca size. Backburner Server olan bilgisayar render işlemi yapmasını, render işlemini nasıl yapması gerektiğini ve render işlemlerine başlamasını sağlar. Çok detaylı bir kuruluma gerek duymaz. Fakat kurulu olduğu bilgisayarlarda mevcut 3ds Max kendisine gelen render işleminin 3ds Max ile kontrol eder. Alt versiyonlarıyla problem olmaz. Fakat üst versiyon ise render işlemi başlamaz. Ve kırmızı bir uyarı mesajını gönderir. Ayarları server name or IP address. Bu alan bilgisayarınızın adını otomatik alır. Farklı bir isim girerseniz çalışmaz. Enter manager name or IP address. Bu alanda standart olarak local host yazar. Üst kısmı otomatik search yazan yeri işaretlediğinizde local host yazan yer alan boşalır ve oraya alt maskenizi girmeniz gerekir. Genelde standart bir değerdir. Yani 255-255. Bu hiç değişmez. Standart bir alt ağ maskesidir arkadaşlar. Bunu giriyorsunuz. Bunu girdikten sonra OK butonuna tıklıyoruz ve Backburner'ın kendi çalışma ekranı çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi göstereceğim onu size. Evet. Böyle bir ekranla karşılaşacaksınız arkadaşlar. Bu pencerede render işlemi yapan bilgisayar hangi dosyayı render ettiğini, tek kare render işlemi mi yaptığını, yoksa belirli bir bölümü render mi yaptığını, bilgisayar ana makineye kayıt olup olmadığını, render yapan bilgisayar bir hata verip vermediğini bu ekrandan görebiliyorsunuz. Fakat bu tür mesajlar genel anlamda Backburner monitör üzerinden takip ediliyor arkadaşlar. Birazdan o konuya da değineceğiz. Hemen geçelim. Monitör. Bu ekrandır arkadaşlar. Siz bilgisayarınızdan işi gönderdiniz. Ondan sonra iş gittikten sonra bu ekranda sırasıyla hepsi gözüküyor. Artık kaç tane gönderirsiniz? Bu ekranda iş listenizi görüyorsunuz. Altta bilgisayar listesini görüyorsunuz. Yeşil listeler problem yok demektir. Gri listeler bilgisayar kapalı demektir. Kırmızı ise bir problem olduğu anlamına gelir. Bunu daha detaylı olarak arkadaşlar 5. bölümde işleyeceğiz. Şimdi gelelim render işlemine. Backburner 2020 ile render işlemini yapabilmek için önce 3ds Max'te bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Benzer ayarlar Maya'da da yapılıyor. Hani ben Max üzerinden gidiyorum.
Render Setup menüsünde geçerli olan render motoru seçiyoruz. Batch Render menüsünde kamera seçim ve dosyanın kayıt edileceği yeri belirtiyoruz. Network Job Assignment Dialog penceresindeki ayarlamalarımızı yapıyoruz. Şimdi bu adımla sırasıyla inceleyip kavramanız daha kolay olacak. Arkadaşlar Batch Render menüsü, bunu hepiniz bilirsiniz. Lokal olarak da renderi yapmanızı sağlayan bir ekrandır. Alt kısımda Net Render'ı seçerseniz zaten Network Render, yani backburner'ı çalıştıracağı anlamına geliyor bu. Bunu Batch Render hakkında belki fikri olmayan arkadaşlar olabilir. Kısaca bahsedelim. Evet, bunu butona tıklarsanız arkadaşlar view'i açıyor. Sırasıyla tek tek kameralarınızı ekliyorsunuz ve kayıt edileceği klasörü belirtiyorsunuz. Bu işlemlerden sonra artık kaç tane kameranız varsa sahnenizde kullandığınız, ya yani burada 13 tane belirtilmiş. Ondan sonra 13 tane kamera açıyorsunuz. Kameranızı buradan seçiyorsunuz. Kayıt olacağı yeri de belirtiyorsunuz. Dediğim gibi network üzerinde tüm bilgisayarlara rahatlıkla erişebileceği bir klasör olmak zorunda. Yoksa render işlemi sonsuz döngüye girer ve render hiç bitmez. Sürekli kayıt edemediği için baştan render almaya çalışacak. Sonrasında Net Render butonuna tıklıyoruz ve render diyoruz arkadaşlar. Sonrasında karşımıza böyle bir pencere geliyor. Bu kısımda bizim için önemli olan yerler var. Kısaca onlardan bahsedeyim. Şimdi burada 9 tane komuttan bahsediliyor arkadaşlar. Job Name, Description, Enter, Subnet, Mask, Connect, Disconnect, Refresh, Priority Options, Alt seçenekleriyle beraber şu kısım oluyor arkadaşlar. Server bu seçim, bu kısım oluyor. Statüs de en alt kısım oluyor. Şimdi arkadaşlar Job Name dediğim kısım otomatik olarak dolu gelir. Bilgiyi Max'ten alır, oraya yazar. Description ekranı siz İstediğiniz açıklamayı yazabilirsiniz. Bu alanın ne için kullanmanız gerekebilir? Hani sizler beraber başka backburner kullanan kişiler de olabilir iş yerinizde veya şirketinizde. İşlerinize karışmaması açısından oraya bir açıklama yazabilirsiniz. Enter Subnet Mask, alt ayağım maskesi arkadaşlar. Buraya da bir kere girilmesi gerekiyor. 255, 255, 255 sıfır değeri. Bu değeri girdikten sonra Connect butonuna tıklıyoruz arkadaşlar. Connect butonuna tıkladığımızda zaten sağ tarafta yer alan All Servers kısmında alanınızda olan server programında çalıştığı tüm bilgisayarlar gözüküyor. Artık kaç tane varsa. Eksik olduğunu düşünüyorsanız Refresh butonuyla da tekrar o kısmı yeniden bağlanmasını sağlayabilirsiniz. Öncelik kısmı arkadaşlar, bu güzel bir özellik. Critical'ı seçmezseniz priority değeri 50 olarak gider. Yani standart olarak gider. Çok acil ve önemli bir işse critical'ı seçersiniz ve gönderirsiniz. Sıradaki işin en tepesine koyar ve ilk iş bitiminden itibaren sizin göndermiş olduğunuz işiniz render işlemine başlanır. Options arkadaşlar, burada şimdi önemli seçenekler var. Mesela Enable Notifications diyor. Bu size e-mail atar arkadaşlar render işlemi bittiğinde. Ama ben çalıştığını hiç görmedim. Hani öyle söyleyeyim size. Ondan sonra Split Scanlines. Bu seçenek arkadaşlar sahnenizin nasıl render edileceğini ayarladığınız seçenek oluyor. Yani sahneniz parça parça mı render alınsın yoksa tek kare mi render alınsın? Eğer split seçerseniz sağ tarafta define diye bir seçenek aktif olacaktır. Şu seçenek aktif olur. Buradan kaç parçaya bölüneceğini belirtebilirsiniz. Birazdan değineceğiz o konuya. Mesela ignore scan path dedi. Yani geçersiz sahne dosyalarını yok say olarak değerlendirebiliriz bunu. Seçilmesine gerek yok. Include Maps var. Bu çok önemli arkadaşlar. Sahnenizde kullanmış olduğunuz materyalleri
diğer bilgisayarlara gönderimini sağlar. Bunu seçmezseniz diğer bilgisayar aranızda render işlemini yapacak olan bilgisayarlar tekstürlerinizi göremeyeceği için o yerler gri olarak çıkar. Ama bunu seçerseniz sahnenizde kullandığınız materyaller de dosyalarla beraber gideceği için sorunsuz bir şekilde render alırsınız. Statüs kısmına gelelim arkadaşlar. Pardon, şey unuttuk. Server usage kısmını unuttuk. Burada arkadaşlar mesela 10 bilgisayarınız var. Render işlemini yapması gereken. Bu 10 bilgisayarın nasıl anlatayım ben size? 10 bilgisayarınız var. Render yapılması gereken de atıyorum 2 sahneniz var. Şimdi ağınızdaki bu 10 bilgisayarın kaç tanesi diğer sahneye yapacak? Birinci sahneye yapacak. Kaç tanesi ikinci sahneye render yapacak? Bu alanda hepsini oluşturuyorsunuz. Grup belirtiyorsunuz. İşte 1, 2, 3, 4, 5 bilgisayar birinci grup. Diğer 5 bilgisayarda ikinci grup şeklinde ayarlıyorsunuz. Ve ayrı ayrı render yaptırtabiliyorsunuz. Durum kısmı arkadaşlar. Burada öyle egzantrik bir şey yok. Hani tüm ayarlarınızı yaptıktan sonra submit butonuna tıkladıktan sonra buradan şu kısımda iş gönderimi başlıyor. Az önce hepsini size kısaca anlattım zaten arkadaşlar bu kısımları. Şimdi şurada Split Scanlines, pardon, Split Scanlines kısmından bahsedeyim arkadaşlar. İşte burada kaça bölünmesi gerektiğini belirtiyorsun arkadaşlar. Number of strips kısmına ağınızdaki kaç bilgisayar varsa o kadar bilgisayar adedini giriyorsunuz. Mesela bizim 5 bilgisayarımız varmış. 5 bilgisayar adedini de giriyoruz. Sahnemizi 5'e bölüyor. Bu kısımdan da az önce bahsettim. Sonra gelelim. Animasyon Backburner'la animasyon render alabilir misiniz arkadaşlar? Evet alabilirsiniz. Ama şöyle bir sıkıntı var. Abi MP4 mov olarak kayıt etmez. Sadece resim dosyası olarak kaydeder. Örnek verelim. JPEG, TIFF, TGA, BMP gibi. Kaydeder. Daha sonra siz bunları üçüncü parti yazılımlarla işte Adobe Premiere, Adobe After Effects gibi programlarla kayıt birleştirebilirsiniz. Bu bizim monitör ekranımız arkadaşlar. Hemen iş yönetimine de başlayalım. Autodesk Backburner monitörü de iş yönetimi oldukça detaylı, kullanışlı ve basittir. Render işleminde ve render sırasında olan tüm işlerin üzerinde tam yetkiye sahip olarak düzenleme yapabilir. Hatta piksel ölçülerine kadar müdahale edebilir. Kayıt edileceği yeri değiştirebilir. Dosya adına kadar tüm değişiklikleri yapabilirsiniz. Bunu monitör üzerinden yapıyoruz arkadaşlar. Bu şimdi bahsettiğim özellikleri. Hemen geçelim. Mesela bu kısımda arkadaşlar üst kısımda yer alan Manager, Jobs, Servers, View, Help. Mesela Manager ile bağlantı işlemini kuruyorsunuz arkadaşlar. İşleri görebilmek için öncelikle monitör ekranınızın da Manager'a bağlanması gerekiyor. Bu kısımdan Connect diyorsunuz. Disconnect derseniz zaten bağlantıyı keser. Auto Connect var. Bu pek kullanılmıyor. Siz direkt connect deseniz daha iyi olur. İş durumunu güncel tutmak için otomatik yenileme yaptırılabilir. Modüller hakkında bilgi raporu edilir. Özellikler üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
Jobs kısmı arkadaşlar, renderde olan işlerinizin ayarlarını değiştirebilir. İşleriniz arasında öncelik sırasını değiştirebilirsiniz. İşlerinizin kopyasını çoğaltabilirsiniz. İşlerin hakkında rapor alabilirsiniz. Monitör tablo genişliklerini ayarlayabilirsiniz. Render sırasında olan render sırası bekleyen veya render işlemi bitmiş olan işlerinizi arşivleyebilir. Tekrar render yaptırabilir. ASCII'yi alabilir ve silebilirsiniz. Service kısmı arkadaşlar. Bu seçenekte konsolları yönetebilir. Render bilgisayarınıza haftalık iş raporu oluşturabilir. Özelliklerini görebilir. Render bilgisayarınızın cache'lerini temizleyebilir. Bu önemli. Render'deki tüm işlerinize reset atabilirsiniz. Mesela bir işiniz var arkadaşlar. Onu yeniden başlatmanız gerekiyor. Render hatalı çıkmış olabilir. Bu kısımda tekrar reset yapabilirsiniz. View arkadaşlar. Backburner monitörde görmek istediğiniz panelleri belirleyebilirsiniz. Özelleştirme yapabilirsiniz monitör ekranınızda. Kendinize özel arayüz oluşturabilirsiniz. Dil seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Bu kısımda arkadaşlar online yardıma ulaşabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar monitör ekranının kullanımına gelelim. Hemen. Backburner monitör ekranı render işleminde olan tüm işlerinizi tam detaylı bir şekilde müdahale edebilmenizi sağlayan iki panelden oluşuyor. Bu paneller sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılmış. Yani burası ve burası arkadaşlar. Birinci panelde render'da olan işlerinizi görürsünüz. Diğer panelde, ikinci panelde ise render'da olan işlerinizden istediğiniz birini seçerek o iş hakkında tüm detaylı bilgilere ulaşabilir ve değişiklikler yapabilirsiniz. Backburner monitör ekranı sadece monitör ekranı render işlemi olan tüm işlerinize detaylı bir şekilde müdahale edebilmenizi sağlayan iki panelden oluşuyor arkadaşlar. Bu paneller sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılmıştır dedik. Bu panelde seçili olan işin detayları gözükmekte. Hemen şurada arkadaşlar. İşin adı handle notes'u açıklama kısmı gibi gönderdiği işin tipi, öncelik derecesi, gönderildiği tarih ve saat gibi birçok detayı var. Bu alanda arkadaşlar task summary. Bu alan yani render işlemi kaç bilgisayar tarafından yapıldığını, hangi bilgisayarların işin hangi parçasını ne kadar sürede bitirdiğine dair bilgilerine ulaşabiliyorsunuz. Yine aynı pencerede render aşamasında olan işe reset atabilir ve en baştan başlatabiliyorsunuz. Yine aynı pencerede JUJAP DTS kısmında yer alan yapılan işin piksel ölçülerinden tutun da hangi render motoru ile render işlemi yapıldığı ve aktif olan veya deaktif olan tüm eklenti ve özelliklerin detaylarına ulaşabilirsiniz. Son olarak errors kısmı var. Burada da o işle alakalı oluşan hatalara göz atabilirsiniz arkadaşlar. Sağ panelde hangi işin üzerine herhangi bir işin üzerine sağ tıklayıp Job Settings seçeneğinden seçtiğiniz zaman açılan pencerede işe müdahale etmeniz için gereken tüm seçenekler çıkıyor. Değişiklik yapmak için üzerine tıklamanız yeterli. Mesela burada çözünürlük 2000x2000 olarak belirtilmiş. Bunu siz buradan 3000'e 3000'e çıkartabilirsiniz. Mesela 5'e bölünmüş. Bilgisayar sayısı arttıysa 10 olarak da değiştirebilirsiniz. Şimdi diğer bir kısımda arkadaşlar alt kısımda yer alan seçeneklerle render işlemi yapan bilgisayarınızı gruplandırarak her gruba ayrı bir render işlemi yaptırabilirsiniz. Bundan az önce de bahsettik. Grup 1 ve grup 2 diye oluştuğunuz gruplar farklı işleri render yapabilirler. Grupları bu panel üzerinden oluşturuyoruz. Grup seçimlerini
Workshop panelinden gönderim aşamasında seçiyoruz arkadaşlar. Bu panelde ise Show All yazan kısım, All Servers kısmı. Render işlemi yapan bilgisayarlar yeşil renkte gözüküyor. Boşta olanlar sarı renkte gözüküyor. Hata verenler kırmızı renkte gözüküyor. Acaba bilgisayar üzerinden sağ tıklandığı zaman o bilgisayar tüm detaylı raporlara ulaşabilirsiniz. Örneğin Silent 3 isim bilgisayarın toplamda kaç saat render işlemi yaptığı gibi detaylara ulaşabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, şimdi soru cevap yapalım birazcık. Tüm render motorları destekliyor. Ne kadar render motoru varsa hepsi destekler. Ben bir de soruyu görebilsem. Evet çıktı. Bilmiyorum ben. Buradayım, buradayım. Soru bekliyoruz. Evet, bir soru gelmiş Bünyamin Bey'den. Şu kısmı birazcık bir saniye arkadaşlar soruyu tam okuyayım. Backburner'dan zaten bilgisayarlar diğerlerini görmüyor. Bunun nedeni ne olabilir? Atıyorum 5 bilgisayar var. Ben kendimden başka bilgisayara iş atamak istiyorum ama onu aktif olarak görmüyor. Büyük ihtimalle network'ünüzden kaynaklanıyor. Normalde görmeme yapmamak gibi bir şey yok. Yani bir sıkıntısı yok. Yok öyle bir şey yaptırmıyor ya. Yani biri daha hızlı alsın, birisi daha yavaş alsın diye bir seçeneği yok. Hepsi stabil, tek tip. Buyurun bir yanında.
render frame paylaşımı yapmıyor. Hani şöyle animasyon olarak gönderdiğiniz render işini zaten bir resim dosyası olarak algılıyor. Atıyorum dediğiniz gibi 1000 frame'lik işte onu aranızdaki 5 bilgisayara paylaştırır eşit olarak. Ha yok öyle bir şey yapmaz. Hani katılan herkese teşekkür ederim arkadaşlar. Başka bir webinarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi akşamlar. Muted.